Saygıdeğer izleyicilerimiz Sinop'ta tarlasında gezen bir adamın ayağının dibine gök taşı düştü. Aynen böyle Sinop'ta. Şimdi gök taşı da biliyorsunuz özellikle bilim insanları tarafından satın alınan çok pahalı şeyler. Yani dünyanın çok az yerine düşüyor. Bir ara Ardahan tarafında bir yere düşmüştü falan. Bunları bu taşları binlerce dolara sattılar. Şimdi Sinop'ta yaşayan Durmuş Yalçın 64 yaşında bir kişi tarlasındayken ayağının dibine bir bakıyor, bir şeyler düşüyor. Elini alıyor, sıcak. Alıyor bunları, nedir falan hemen bu çok bilmişler vardır ya. Daha önce çok gök taşı görmüş olanlar vardır ya. Diyorlar ki bunlar uzaydan geldi diyorlar. Acayip para yapar diyorlar. Tabi amca o elinde getirdiği şeyleri hemen evinin en değerli yerine saklıyor. Tamam diyor parayı bulduk diyor. Aha diyor. Sonra bunlar araştırıyorlar. Bir tanıdık madem mühendislerine gidiyorlar. Diyorlar ki evet diyor gök taşı diyor bunlar. Aha diyor parayı bulduk diyor. Neyse bunlar sağa sola soruşturuyorlar. Onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Satmaya çalışıyorlar bunu. Para yapacak. Sonra bunlar bir parça numuneyi Amerika'da bir tanıdıkları vasıtasıyla bir üniversiteye gönderiyorlar diyorlar tamam diyorlar bunlar göktaşı. Şimdi Durmuş Yalçın Bey göktaşına ihtiyacı olan varsa göktaşını satıyor. 1 milyon dolar istiyor. 1 milyon dolarınız varsa bu gördüğünüz göktaşların hepsini değil o büyük olanı bak ekranda gördüğünüz büyük olanı verecek ama. gerileri 500 bin dolar 600 bin dolara 1 milyon dolar olana büyüğünü verecek. Şimdi yakında bir internet sitesine falan ilan verirseler satılık göktaşı var diye şaşırma. 1 milyon dolara olan varsa Sinop'a gelsin. Durmuş Yalçın'ı bulsun, göktaşını alsın gitsin. Tabii Sinop'ta şimdi bu beyefendi Durmuş Yalçın Bey bir hazinenin üstünde oturuyor. Satar mı? Bilemem. Bizim izleyicilerimiz arasında gök taşına ihtiyacı olan yok herhalde. Hayırlı olsun. Ne diyelim? İnşallah satar, parayı cebine koyar. Hayallerine kavuşur. Neydi bu olay? Değerli izleyicilerimiz, Emekli TV'yi yakından takip eden izleyicilerimizin hatırlayacağı bir olay vardı. Neydi bu? İki aile Mersin'den bir kıza talip olmuştu. Daha doğrusu bu kızı birileri aracılık yaparak birbirinden haberi olmayan bu iki aileye gelin diye yutturmuştu. Size vereceğiz diye, çocuklarına vereceğiz diye bunu. Bu iki aile farklı zamanlarda Mersin'e gitmiş, bu kızı istemiş. İkisine de ayrı ayrı zamanlarda söz kesmişlerdi. 60'ar bin lirada başlık parası vermişlerdi ama iki ailenin de birbirinden haberi yoktu. Hatırlayacaksınız. Şimdi bununla ilgili mağdurlar ortaya çıktı. Yeni bir gelişme. Bakalım neymiş? Ankara'nın Kalecik ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan Fatih Karadoğan Doğan Haber Ajansı'na konuşmuş. Fatih Karadoğan Köylerinde oturan Haydar K adlı bir kişi daha önce köyden birkaç kişiye kız bulup evlenmelerine aracılık yapmış. O nedenle kendisi de Mersin'deki bu kızı tanımış. Haydar K babama bir kız var. Onu size isteyelim diye gelmiş. Bunu söylüyor. O da babası da tamam diyor. Haydar Kağan'ın da Mersin'de Etem isminde bir aracısı var. Onunla buluşup 30 Ekim'de kızın evine gittik nişan yaptık. Yüzükleri taktık bir ay sonra düğün yapacağız dedik diyor. Anlatıyor bak şu arkamızdaki kardeşimiz. Biz de bir biz de başlık parasını ödedik altınlarını aldık kızla 2-3 hafta konuştuk diyor Fatih. Daha sonra telefonunu kapattı diyor. Ulaşamadık. Bana hattım bloke oldu dedi. Sonra babam konuştu. Hesap numaralarına yine para gönderdik diyor. Parayı aldılar. irtibatı kestiler. Selamun aleyküm. Daha sonra bizim komşu köyden birinin de aynı kızı istediğini duyduk. Kırıkkale biliyorsunuz Ankara sınırdır. Komşu köy dediği biri Kırıkkale sınırları içerisinde, biri Ankara sınırları içerisinde. Komşu köyde biri o kızı istemiş. Duyuluyor tabii olay. Sonra polis haber veriyorlar. Aynı anda iki aileyi birden dolandırdıkları ortaya çıkıyor. Toplamda 45 bin lirasını sadece bu arkamda gördüğünüz Fatih ve ailesi vermiş. 45 bin lira. Ve babada şunu söylüyor. Bu gencin babası. Bu iş için kendilerinden 5000 TL istediğini aracının. Kızı istemeye gittiklerinde yaptıkları masrafları da anlatıyor. 17 Aralık'ta Mersin'de düğün yapacaklarını ancak kız tarafının sürekli tarihi ertelediğini söylüyor. Komşu köyden birinin de aynı kızı istediğini öğrendik diyor. 12 Ocak'ta Mersin'e gitmişler. Kızın adını Zeynep olarak biliyorlarmış ama diğer aileye, isteyen yakın köyden bir aileye de adını Derya olarak tanıtmış. Diğer aileyle Mersin'de buluştuk diyor. Eve Suriyeliler girmiş diyor gittikleri evde. Aileyi sorduğumuzda bir gece önce taşındılar demiş. Sonra polise gitmişler. Şikayetçi olmuşlar falan. Şimdi peki ne para harcamışlar? Bu Fatih Karadoğan 15.000'i başlık parası 15.000 altın olmak üzere yaptığı tüm harcamaları da kalem kalem yazmış harcamada şunlar da varmış arkadaşlar 200 lira tatlı parası 800 lira yol parası bunları da hepsini listeye yazmış ne para harcalıysalar ne diyeyim 200 lira tatlı 800 lira yol parası masrafları yazmışlar polise bildirmişler bu paralara Eğer bunlar işte yakalandılar Bunlar biliyorsunuz ama serbest kaldılar alacaklar sözde Yapmayın arkadaşlar. Tanımadığınız, görmediğiniz, bilmediğiniz insanlarla ikinci gün düğün, nişan olmaz. Aracı değil kim olursa olsun kardeşim. Yapmayın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, dünyada kadın olmak gerçekten çok zor. Kadınlar maalesef erkeklere göre hayata bir sıfır geride başlıyor. Özellikle geri kalmış ülkelerde. Maalesef durum çok kötü. Kaç yaşında olursa olsun iş hayatında, özel hayatında, aile hayatında ne derseniz deyin, kadınlar maalesef çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi dünyanın öbür ucundan gelip Türkiye'de bir insanla evlenen kadının başına gelenleri size anlatacağım. Ukraynadan kocaeli ne giden Anna Butim. Anna Butim. Bu kadın aşık oluyor. Mesut Öz Türkmen adlı kişiyle evleniyor. Bir ilk yıllar güzel bir hayat yaşıyorlar. Daha sonra aile çatırdamaya başlıyor. İki kişi arasında, eşler arasında sorunlar çıkmaya başlıyor. Bu Mesut Öz Türkmen denilen kişi karısını dövüyor, şiddet uyguluyor. Düzelir, düzelmez diye bu Anna bu Tim adlı kadın sineye çekiyor, sabretmeye çalışıyor. Ancak o sabrettikçe kocasının ona uyguladığı şiddet daha da artıyor. Ve en sonunda Anna boşanmak istediğini kocasına söylüyor. Bunu söyledikten sonra kendisinin gördüğü şiddet daha da artıyor. Sonra değerli izleyicilerimiz bu Mesut Öz Türkmen denilen kişi sen benden boşanamazsın diye karısının yüzünü falçatayla parçalıyor. Karısını işte bu hale getiriyor. Acımadan bu kadını bu hale sokuyor. Olayı Anna sosyal medya hesabından Twitter hesabından fotoğraflarıyla beraber duyuruyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü etiketliyor, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nü etiketliyor. Polis harekete geçiyor. Ve bu sırada bu kocası denilen Mesut Öztürkmen ortadan kayboluyor polis onu İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yakalıyor. Gözaltına alıyor. Tutuklanıyor, cezaevine konuluyor. Şimdi bu Ukraynalı Anna Butim bir daha yüzü eski haline gelmeyecek. Yüzü felç kalacak. Çünkü adam falçatayla yüzündeki bütün sinirleri kesmiş. Hani ben gördüğümde bakın bu ekranda gördükleriniz iyi fotoğraflar. Öyle diyeyim. Kötünün iyisi. Ne fotoğraflar var ben bakamadım. Onun için yayınlamıyoruz bunu. Akıl alır gibi değil. Hangi gerekçe sana böyle bir şey yapma hakkını veriyor kardeşim? Hangi gerekçe bu kadına el kaldırma hakkını veriyor sana? Ne olursa olsun. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Bir adamın, bir insanın eline toplu iğne battığında bile feryat ederken sen bu kadının suratını falçatayla paramparça ediyorsun. Sen de şu kadar vicdan var mı? Bak şu kadar, zerre kadar vicdan var mı sende? Sen nasıl bir insansın? Bu kadının suratını sen nasıl bu hale getirdin? Kardeşim boşanmak isteyebilir. Evlenmek kadar bu da normal. Ayrılmak da normal. Bakın değerli izleyicilerimiz. Burada hep konuşuyoruz. Hepimiz yetişkin insanlarız. Hani ders mahiyetinde değil. Sohbet babında lütfen hani yanlış anlamayın beni. Sohbet ediyoruz. Ya kardeşim sana şiddet uygulayan bir değil, beş değil, hiç fark etmez. İlk kez olsun, son kez olsun hiç önemli değil. Neden? Neden duruyorsun kardeşim o evde? Belli adam psikopat, daha önce dövmüş seni. Belli aç kalacağını bilsen de o evde durma kardeşim, çık git. Çık git. Kadın şimdi yüzü felçli kalacak. Bu durumda olan binlerce kadın var. Bu kadınların çoğu da ekonomik nedenlerden dolayı evlerinden çıkamıyorlar. Dayağa boyun eğiyorlar, aldatmaya boyun eğiyorlar, ona boyun eğiyorlar, buna boyun eğiyorlar. Kardeşim aç kal, aç kal, çık. Çık şu evden. Aç kal, aç kal. Sokakta kal ama bunu yaşama kardeşim, bunu yaşama. Aç kal, aç kal. Susuz kal. Sokakta kal ama Bunları çekmeyin kardeşim. Bakın erkek ya da kadın hiç fark etmiyor aslında. Yani kadınlar içerisinde de kocasına, eşine zulmedenler çok. Hani ayırım yapmıyorum ben. Bu olay üzerinden hareketle konuşuyorum. Maalesef ülkelerde yasalar özellikle Türkiye'de yasalar kadınları korumuyor. Son noktaya gelene kadar ondan sonra özellikle de olay medyaya yansıdıktan sonra adli kurumlar, polis harekete geçiyor. Kadın gidiyor, şikayet ediyor bir şey olmuyor iki gün sonra karakolun bu kapısından giriyor, öbür kapısından çıkıyor. Sonra geliyor, bir daha dövüyor kadını. Sonra bir daha dövüyor kadını. Uzaklaştırma veriyor, bilmem ne veriyor. Kardeşim tutuklayacaksın bu insanları ceza sokacaksın. Ondan sonra biraz akıllanıyorum, akıllanmıyor mu? Akıllanmıyorsa bir daha sokacaksın. Şimdi bu olayda suçlu kim? Tamam, bunu yapan koca tabii ki suçlu. Kardeşim yasalar, hukuk da suçlu burada. Bu kadın daha önce şikayetçi olmuş, bir şey olmamış. Sadece uzaklaştırma vermişler. Bak, psikopat geldi, kadının suratını paramparça yaptı falçatayla. Yazık değil mi bu insana? Yüzü artık felçli, düzelmeyecek. Kadın yüzünde artık mimik olmayacak. Her yerini parçalamış. Falçatayla nasıl bir psikopat bu adam? Durmayın kardeşim, bak. Bizi izleyenler arasında bu durumda olanlar var biliyorum ben zaman zaman yazıyorlar görüyorum ben yorumlarda durmayın kardeş işte çocuklarım için dayandım onun için sabrettim sabretme dünyaya bir sefer geliyorsun bak bir sefer ikincisi yok insan gibi yaşa hele hele Avrupa'da bu durumda olanları anlamıyorum hadi Türkiye'de ekonomik şartlar falan daha geride Avrupa'da Şartlar daha iyi. Durmayın kardeşim. Ne çocuk için ne de başka bir şey için. Bir de bir konu hatırlatacağım. Özellikle yeni evlenen çiftler arasında sorun var, oluşuyor bir şekilde. Herkes için değil tabi Sorunlu olanlar için söylüyorum. Durumu düzeltmek için çocuk yapıyorlar. Kardeşim bak, başta problem varsa çocuk olduktan sonra da sorun çözülmüyor. Çözülmüyor. Bak bunu unutmayın. Başta problem varsa çocuk yapmadan yol yakınken yoluna bak git. Düzelmiyor. Bak düzelmiyor. Açın gözünüzü bakın açın gözünüzü.